Denizin rengini görseniz var ya şok olursunuz. Muhteşem bir renk var. Evet tatlım, seni en kral otele götürdüm. Ne diyorsun? Çok güzel burası. Denizin rengine bayıldım, bayıldım. Resmen bayıldım. Ha, kolluksuz yüzüyorsun burada. Evet. Buranın neresi olduğunu söyleyebilir miyiz tatlım? Evet, Turunç arkadaşlar. Turunç otel burası. Eğer gelebilme imkanınız varsa mutlaka gelin. Denizi buraya. Harika. Evet, şimdi denizimize girdik. Turunç Çarşı'yı gezeceğiz birlikte. Bakalım, küçük bir çarşı olduğunu söylüyorlar ama çok methettiler Turunç Çarşı'yı. Hatta Marmaris'ten kalkan tekne turları sadece buraya yanaşıp çarşı gezisi bile yaptırıyorlar. Öyle söylediler bize. Bakalım gerçekten öyle mi? Beraber gezelim diyorum. Hadi gelin. Sahili akşama hazırlıyorlar şu anda. Şu anda birlikte geziyoruz sizinle. Gerçekten bu Turunç'un ayrı bir havası var. Marmaris'te her yer çok güzel. Ama Turunç ayrı bir güzelmiş. Gerçekten ben aşık oldum şu an Turunç'a. Bakın şimdi ben buradan birkaç tane yer göstereceğim size. Bu Turunç benim inanılmaz acı hoşuma gitti. Akşam saatlerinde plajda masalar atıyorlar. Burada çok güzel bir ortam oluşturuyorlar büyük ihtimalle. Biz bir otele gitmek zorunda olduğumuz için kalamayacağız ama bence buraya akşam gelsek çok daha keyifli bir zaman dilimi geçirebiliriz gibi geliyor bana ama. Burayı daha çok İngilizler tercih ediyormuş. Bu İngilizler her şeyin en iyisini biliyor yani bizim ülkemizdeki. Biz maalesef her şeyi bu kadar iyi bilmiyoruz İngilizler kadar. Çok güzel değil mi? Canlarım da geliyor şu anda. Ben burayı beğendim. Siz beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Ama bize hani çarşı falan dediler. Çarşı kısmı burası değil sanırım. Çarşı kısmı burası değil. Burada oteller var sadece. Çarşı kısmı burası değil. Anladığım kadarıyla. Çarşı kısmı burası değil. Evet, burada alışveriş yapılacak falan bir yer yok öyle. Kordon kısmı burası. İncik cincik yok. Biliyorsunuz hepimiz iş hayatında kafamızı yoğun bir şekilde meşgul ediyoruz işte. Ama o böyle tatil yerlerine geldiğinde insan dinlenmek istiyor bazen. Öyle artık yaşlar ilerledi, öyle eskisi gibi diskolar, barlar olmuyor maalesef. Çocuk da var. Ne yapıyorsun? Daha böyle dingil, kafanızı dinleyebileceğin tatil yerleri daha uygun. Her şey dahil oteller var. Her şey dahil oteller de belli bir yerden sonra insanı tatmin etmiyor, doyuruyor. O yüzden şey daha mantıklı. Hani kahvaltı dahil olsun. Bulunduğunuz bölge güzelse yemeği her türlü bir şekilde hallediyorsunuz. Ya. Yemek o kadar kötü çok sorun değil. Bilmiyorum, bu benim tatil anlayışım bu şekilde. Hadi 5 yıldızlı otelden daha iyi böyle bir apartta kalmak. Düşünsenize deniz ayağınızın uzatsanız ayağınızın dibinde. Süper Mario gibi baksana. Bu uçta gözüken yer, az önce biz oradaydık. Denizin birebir kopyasıydı. Yani Marmaris merkezdense Turunç çok daha ilginç geldi bana. Belki de
Yaş ilerledikçe daha sakin, daha kafa dinlenebilecek yerler aramaya mı başladık bilmiyorum ama Marmaris sanki çok kalabalık ve gençlere hitap ediyormuş gibi bir algı oldu bende. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Burada tekne turları kalkıyor herhalde. Tekne turları burada nereye götürüyor acaba, çok merak ettim. Birkaç tanesine soralım istersen. Umarım bunlar da mükemmel konulara götürüyor. Turunç ayrı bir yer. Canım benim, canım çok güzelsin, denize girmiş bak. Çok güzelsin. Merhaba, kolay gelsin. Yarın var efendim. Sabah 10'da çıkıyoruz buradan. Karşıya Cennet Adası'na gidiyoruz. Cennet Adası akvaryum koyuyor. İlk yüzme molamız orada oluyor. Bu tarafta, bu tarafa geçiyoruz. Korsan mağaramız var bu tarafta. Mesela buraya geldiğinizde özellikle tavsiye ediyorum. Dış gözlüklerinizi yanınıza almanızı. Daha sonra 4 numaralı koyumuz var orada, Kadırga Koyu. Bu bölgenin en özel koyu bizlere göre. Neden Hiçbir zaman kirli göremezsiniz. O kadar kendi kendini temizleyebilecek. Yeşil galiba değil mi? Marmaris'tekilerden farklı bir güzergah mı? Farklı tabii ki. Öyle mi? Tabii ki. Onların hiçbiri Korsan Mağarası'na kadar falan uğramıyor. İçecek sınırsız mı sizde? Biz içecek değil. Takdim etmiyoruz misafirlerimize. Ha. Sadece öyle. Marmaris'tekiler öyle demişsin de o yüzden soruyorum. Marmaris'te öyle. Çektim.